Merhaba arkadaşlar. 12 dersimiz İslam tarihinde Abbasi Devleti ve Türkler konusu. 12 dersimizde neler işleyeceğiz? 12 dersimizde Abbasi Devleti ve Türkler. Abbasilerde sosyal hayat ve devlet teşkilatı, Abbasi Devlet Teşkilatı'nda Türkler ve Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri konularını göreceğiz. Dersimize başlayalım. Abbasi Devleti ve Türkler. Emevi Devleti'nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler merkez otoriteyi zayıflatmıştı. Uyguladıkları mevvali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetmiştir. Bu gelişmelere karşı Abbas Ali ailesi Horasan'da eşitlik ve adalet düşüncesiyle isyan başlatmıştır. Emevi hanedanına karşı cephe alan çeşitli grupların bu isyanda Abbas ailesiyle birlikte hareket etmesi isyanı başarıya ulaştırmıştır. Ebu'l-Abbas Kufe'de halife ilan edilmiştir. Abbasiler ikinci halifeleri Ebu Cafer El Mansur zamanında Bağdat şehrini kurarak burayı devletin merkezi haline getirmişlerdir. Mevvali ayrımının ortadan kalkması. Halife Mansur döneminde Arap ve Mevvali arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır ve İranlılar devlet içinde etkin hale gelmiştir. Abbas halifeleri Sasanilerin yönetim yapısını örnek alarak vezirlik kurumunu kurmuş. Mansur döneminde Anadolu'ya akınlar yapılmış ve Halife Mehdi döneminde Bizans vergiye bağlanmıştır. Harun Reşit dönemi. Abbasi Devleti Harun Reşit zamanında en parlak günlerini yaşamıştır. Bu dönemde ziraat, ticaret, bilim ve eğitim düzeyi artmış, Bağdat Doğu'nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezleri haline gelmiştir. Bağımsız ve yere bağımsız devletlerin ortaya çıkması. Abbasiler her ne kadar geniş topraklara hükmedip kültürel alanda gelişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletten kopmalar başlamıştır. Örneğin Endülüs Emevilerin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Aglabiler gibi bağımsız ve yarı bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. 9. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasilerin gücü Mısır'dan batıya geçememiştir. 868-905 yıllar arasında Tulunoğulları, 935-969 yıllar arasında İlşidler gibi Türk devletleri Mısır ve Suriye hakim olarak batıdaki Abbasi sınırlarını daraltmışlardır. Abbasilerin yıkılışı. Doğudaki durum batıdakinden de çok farklı değildi. Mavera Nehri'nde Samaniler, Horasan'da Tahiriler halifeye bağlı olmakla beraber iç ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket etmişlerdi. Abbasiler bütün olumsuzluklara rağmen siyasi yaşamını 1258 yılına kadar devam ettirmiştir. Bu tarihte Cengiz Han'ın torunu Hülagü, Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi devletine son verdi. Abbas ailesinden El Mustansır, Memlük Sultanı Baybars tarafından Kahire'de halife ilan edilmiştir. Böylece halifelik makamı 1517'de Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri ortadan kaldırmasına kadar Abbasi ailesinde kalmıştır. Abbasilerde sosyal hayat ve devlet teşkilatı. Abbasi devletinin sınırları içinde Araplar başta olmak üzere İranlılar ve Türkler gibi çeşitli kavimler ve mezheplere mensup insanlar yaşamaktaydı. Zaman zaman bu kavimler arasında çatışmalar çıktığı gibi mezhepler arasında da mücadeleler eksik olmazdı. Abbasiler, İslam toplumu genel olarak havas ve avam denilen iki tabakadan oluşuyordu. Halifenin yakınları, vezirler, emirler, kadılar, alimler, katipler, havas tabakasında iken esnaf sanatkarlar, çiftçiler, askerler, köleler ve diğer gruplarda avam tabakasına mensuptu. Sosyal sınıflardan biri de zimmi denilen Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan gruptu. Talas Savaşı'nda ele geçen Çinli esirler arasında İslam dünyasında kağıt yapımını başlatacak ustalar bulunuyordu. Bu esirler 756 yılında Semerkant'ta kağıt imalathanesi kurdular. Daha sonraki yıllarda da bu imalathaneler sayısı artmıştır. Avrupa'da ise kağıt imalatını ancak 13. yüzyıldan itibaren başarmıştır. Şehirlerinde asayiş şurta teşkilatı tarafından sağlanırdı. Halifelerin siyasi otoritelerinin zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek maksadıyla kurulan kuruma Emrül Umeralık deniyordu. Bu kurumun başındaki kişi olan
Emir-ül-Umera geniş yetkilere sahip olduğundan hutbe ve sikerlerde halifenin isminden sonra geçmekteydi. Harun Reşit devrinden itibaren ise Kadıl-Kudat yani baş kadılık makamı kuruldu. Abbasiler devrinde siyasi, iktisadi ve dini sebeplere dayanan isyanlara sık sık rastlanmaktaydı. İsyan hareketlerinin altından milliyetçilik düşüncesinden daha çok özellikle İran kökenli dini ideolojik yatıyordu. Bu isyanları bastırmak için Divan-ı Zenadık adı verilen bir müessese kurulmuştu. Abbasiler devlet işlerini görüşmek için farklı divanlar kurmuştu. Devletin mali işleri için Divan-ı Beytülmal, askeri işleri için Divan-ı Ceyş, resmi yazışmalar, Divan-ı Tevki, posta ve gizli istihbarat hizmetlerine Divan-ı Berit, idari haksızlıklara ve adli hatalara Divan-ı Mezalim bakardı. Abbasi Devlet Teşkilatı'nda Türkler. 747 yılında bir orduyla batıya doğru ilerlemeye başlayan Çin'in Orta Asya'daki sert tutumu Türklerin Müslümanlara yakınlaşmasını sağladı. Türklerle Müslüman Arapların ortak güçleri Talas'ta Çin kuvvetleriyle karşılaştı. Türklerin desteğini alan Müslüman Araplar 751'de Talas Savaşı'nı kazandı. Bu savaşın sonucunda Orta Asya'yı egemenliği altına almak amacıyla gelen Çinliler geri püskürtülmüştür. Böylece Orta Asya'da Çin hakimiyetinin kurulması engellenmiş ve Çin yaklaşık 1000 yıl boyunca Orta Asya'ya bir daha ayak basamamıştır. Emeviler döneminde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde Müslümanlara karşı bir tepki oluşturmuştu. Ancak Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşmayla Türkler Müslümanlığı kabul etmeye başladı. Abbasilerin uyguladığı politika gereği Türklere devlet içinde görevler verildi. Abbas halifesi Harun Reşit muhafız birliğini Türklerden oluşturmuştu. Bizans'tan gelebilecek tehditleri önlemek için merkezi Antakya olan Avasım eyaletini kurularak Türklerden oluşan askeri birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. Harun Reşid'in oğulları Halife Memun ve Mutasım dönemlerinde ise Türklerin devlet içindeki etkileri daha da artmıştır. Harun Reşid'in ölümünden sonra oğulları Emin ve Memun arasındaki hilafet mücadelesi Arap ve İranların iktidar mücadelesine dönüşmüştür. Halife Memun bu mücadelede İranlıları desteklediği için devlet içinde İranlılar etkin bir hale geldi. Ancak İranlıların güçlenmesi Memun'un iktidarını gölgelemeye başlayınca bu durumdan rahatsız olan halife Arap ve İranlılara karşı Türkleri orduda bir denge unsuru olarak gördü. Çünkü Türkler Abbasi devletinde Arap ve İranlıların nüfuzuna karşı çıkabilecek siyasi tecrübe ve askeri güce sahipti. Memun'un halifeliğinin son yıllarında Türkleri askeri birliklerin arasına almaya başladığı ve bunu bir devlet politikası haline getirdiği de görülmektedir. Sadece Türklerin yaşadığı bir şehir, Samarra. Halife Mutasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaştı. Afşin, Aşnas, Boğa el-Kebir, Urtuş gibi Türk komutanlar ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasına görev almış ve Bizans üzerine Anadolu'ya yönelik seferlere de katılmışlardır. Bu dönemde halife Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samara şehirlerini kurmuştu. Abbasi devletinde Türkler sadece orduda değil, siyasi ve idari sahada da güç kazanmıştır. Türk komutanlar idari kadrolarda görev alıp devletin yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi oldu. Hatta halife mütevekkilden itibaren halifelerin belirlenmesine bile rol oynadılar. Bu durum Şii bir hanedan olan Büyükoğullarının Bağdat'ı ele geçirmesine kadar devam etti. Bu olaydan sonra Abbas halifeleri bütün siyasi ve askeri otoritelerini de kaybetmiş oldular. Büveyiler merkezi hükümetin meşruiyet kaynağı ve dini lider olan Abbas halifelerini başta tuttu. İstediklerini halifeye yapıyor, istemediklerinde hiçbir zorluk karşılaşmadan bertaraf edebiliyorlardı. Bu süreçte artık Bağdat, İslam dünyasının merkezi olmaktan çıkmıştı. Tuğrul Bey'in Bağdat'a girmesi ve İslam dünyası liderliği. 11. yüzyılda İran'dan yeni bir güç olarak Büyük Selçuklular ortaya çıkmıştı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında Bağdat'ı kurtararak halifeye dini itibarını iade etti. Halifeler yarım asır kadar Selçukluların siyasi hakimiyetleri altında varlıklarını devam ettirdi. Bir Türk devleti olan Selçuklular sadece Bağdat'ı değil, bütün Irak ve Suriye'yi de Şii tehlikesinden kurtardı. Bağdat başta Bağdat olmak üzere büyük şehirlerde medreseler kuran Selçuklular
Fikri bakımından da Şiilerle mücadele etti. Büyük Selçuklu devleti taht kavgaları sebebiyle zayıflamaya başladığı sıralarda Abbas halifeleri maddi iktidarı ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Ancak bu esnada başlayan büyük Moğol istilası neticesinde Abbasi devleti yıkılmıştır. Evet, Abbasi devletinin hakim olduğu topraklar. Mısır'da kurulan Türk devletleri. Tunluoğulları 868-905. Ahmet bin Tunu tarafından Mısır'da kurulmuş Müslüman Türk devletidir. Ahmet bin Tunu'nun babası Tolun Türk olup Abbasi devletinin önemli kumandanlarından biridir. Babasının ölümünden sonra Tunluoğlu Ahmet de babası gibi Abbasi devletinden nüfuz sahibi olmuştur. Bunun sonucunda Mısır'a naip olarak gönderilen Tunluoğlu Ahmet, Türklerden oluşan bir orduyla 868 yılında Mısır'a girmiş ve devletin temellerini atmıştır. Bu dönemde Mısır'da Abbasi devletindeki hilafet mücadeleleri nedeniyle siyasi ve toplumsal açıdan istikrarsızlık hakimdi. Abbasilerin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak harekete geçen Tunluoğlu Ahmet, Suriye seferi sonunda batıda Trablusgarp'tan doğuda Fırat Nehri'ne kadar olan toprakların üzerinde hakimiyet kurmuştur. Tunluoğlu Ahmet'in Suriye ve Filistin'i ele geçirmesi Abbas halifesini harekete geçirmiş, Tunluoğlu Ahmet Mısır valiliğinden azledilmiştir. Bunun üzerine de Tunluoğlu Ahmet Mısır'da bağımsızlığını ilan etmiştir. 884'te vefat eden Tunluoğlu Ahmet'in yerine oğlu Umarevey geçmiştir. Babasının istikrarlı, zengin bir ülke devralan Umarevey 12 yıl süren hükümdarlığında Tunluoğlu'nun en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde El Cezire ve Musul'a kadar olan toprakların tamamı Tunluoğlu'nun hakimiyetine geçmiştir. Ancak Umarevey'den sonra kumandalar arasında çıkan rekabet yüzünden ordu bölünmüş ve hanedan mensupları da birbirine düşmüştür. Taht kavgası nedeniyle yıkılı süreci başlayan Tunluoğlular da bu karışıklıkların devam ettiği 95 yılında Abbas ordusu Mısır'a girerek Tunluoğlu devletine son vermiş ve böylece Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tunluoğlular da siyasi hayatı sona ermiştir. Refah, imar, ilim ve irfan devri. Ahmet bin Tulun ve Umarevey zamanında Mısır tarihinin en parlak devirlerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde refah, ilim, irfan devri olmuştur. Tunluoğulları Mısır'da ekonomiyi canlandırmış, ziraatı geliştirmiş ve ülkede refah yaygınlaşmıştır. Sulama işlerine önem veren Tunluoğlu Ahmet ekilebilir araziler çoğaltmış ve Mısır'da yeni su kanalları açmıştır. 935-969 İlşidiler. Mısır'da kurulmuş ve Suriye'de hakimiyet kurmuş Müslüman Türk devletidir. Abbasi devletinde merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde kurulan bu devletin adı kurucusu Muhammed bin Tuğç'a verilen İlşid unvanından gelmektedir. Muhammed bin Tuğç 935'te Mısır'a vali olarak tayin edilmiş ve böylece Mısır'da İlşidiler dönemi başlamış oluyor. Muhammed bin Tuğç Mısır'da yönetimi tam anlamıyla ele aldıktan sonra halkın gönlünü kazanmaya çalışmıştır. Muhammed bin Tuğç öldükten sonra yerine 15 yaşlarındaki oğlu Ebu Kasım geçmiş ancak küçük yaşta olduğu için ailesinin azatlı kölesi Ebu Kafur sultana vasi tayin edilmiştir. 22 yıl devleti idare eden Kafur'un 968'deki ölümünden sonra devlet yönetiminde karışıklıklar yaşanmaya başlanmış. Bu dönemde kıtlık, salgın hastalıklar, toplanan vergilerin askerlere ödenmemesi ve iç halkantılarda halk huzursuz olmuştur. Eskiden beri Mısır üzerinde emelleri olan Fatimiler bu durumu fırsat bilerek 969 yılında Fustat'a girmiş ve bu devletin varlığına son vermiştir. Tunluoğulların yıkılışıyla yaklaşık 30 yıl süren karışıklıklardan sonra Mısır'a huzur ve istikrar getiren İlşidiler birçok usta Tunluoğulları'nı da taklit etmişlerdir. 1171-1250 Eyyubi Devleti. Mısır'da kurulmuş Orta Doğu, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüş Müslüman Türk Devleti'dir. Devlet adını kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin babasından almıştır. Selahaddin Eyyubi, Zengi Atabey Nurettin Mahmud Zengi'nin en büyük yardımcılarından ve emirlerinden biri olmuştur. Haçlıların Mısır'ı işgale teşebbüs etmeleri üzerine 1169'da Fatim Halifesi Nurettin Zengi'den yardım istemiştir. Büyük çoğunluğu Türklerden oluşan süvari birliğiyle Mısır'ın yardımına gelen Şirku, Mısır'da idareyi ele geçirmiş ve Fatim Halifesi tarafından vezir tayin edilmiştir. Şirku'nun ölmesi üzerine yeğeni Selahaddin Eyyubi, Fatimi Devleti'ne vezir ve ordu komutanı olarak atanmıştır.
Selahattin Eyyubi, Nurettin Zengin'in teşvikiyle 1169-1171 yılları arasında Mısır'daki Fatimi rejimini yavaş yavaş etkisiz hale getirmiş. Daha sonra da Fatimi hilafetine son vererek Mısır'da Abbasiler adına 1171 yılında hutbe okutmuştur. Nurettin Zengin'in ölümü üzerine Selahattin 1174'te Suriye'ye hakim olmuştur. Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden Selahattin Eyyubi, 1187'de yapılan Hıttin Savaşı'nda Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratmış ve Kudüs'ü fethetmiştir. Bu zafer Avrupa'da büyük bir tepki toplamış ve İslam dünyası üzerine 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine neden olmuştur. Selahattin Eyyubi, 3. Haçlı Seferi'ne karşı İslam dünyasını da başarılı bir şekilde savunmuştur. Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193 tarihinde vefat etmiştir. Bu sırada devletin sınırları Trablusgarp'tan Hemedan ve Ahlat'a, Yemen'den Malatya'ya kadar uzanmıştır. Eyyubi hükümdarlar arasında sadece Selahattin'e karşı isyan olmamıştır. Ondan sonra gelenler aynı başarıyı gösterememiş, ülkede taht kavgalarıyla iş karışıklıklar yaşanmıştır. Memluklar etrafında bulunan muhalifler 30 Nisan 1250 tarihinde Sultan Turan Şah'ı öldürmüş ve böylece Mısır'da Eyyubi devletine de son verilmiş oldu. 1250-1517 Memlük Devleti. Mısır'da kurulmuş ve Suriye ile Hicaz'da hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir. Mısır'da Eyyubi ordusunda Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan Memlukların yani kölemenler ilk hükümdarı Aybek'tir. Sultan Kutuz döneminde İslam dünyasını tehdit eden Moğollara karşı 1260 Ayn Calut Savaşı kazanılmış ve Suriye'nin büyük bir kısmı Memlukların eline geçmiştir. Böylece Memluklar İslam dünyasının en büyük devleti haline gelmiştir. İranlıların 1258'de Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırması üzerine Sultan 1. Baybars, Memlük tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır. Saltanatına dinin meşrutiyet kazandırmak ve bu sayede hakimiyetini kuvvetlendirmek isteyen Baybars, Abbas ailesinden birini halife ilan ederek Abbas hilafetini Mısır'da yeniden kurmuştur. Böylece hilafetin koruyucusu sıfatıyla bütün İslam dünyası üzerinde nüfuz sahibi olmuştur. Sultan Baybars hükümdarlığı döneminde İranlılar ve Haçlılarla başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Memlük Devleti Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda 1517'de sona ermiş olup konumuz da burada sona erecektir. Yeni bir dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.